Önce daireyi 24'e bölmem gerekiyor. Kağıdımın tam ortasına denk gelecek şekilde bir doğru çizdim. AB doğrusu. Bu doğruya bir orta nokta buldum. Çizeceğim. Mümkün olduğu kadar böyle kağıda kaplayacak şekilde daire çizerseniz çok rahat daireyi 24'e bölmüş olursunuz. Şimdi burada bir doğrum var ve doğrunun üzerine daire çizdim. Burada bakın bir kesişme noktası buldum. Yatay eksen üzerinde. Pergelimi hiç bozmadım. Bu kesişme noktasının olduğu yere pergelimi yerleştirdim. Merkez olacak şekilde bakın. Bir yarım daire çizdim. Daha sonra yatay eksen üzerindeki diğer noktaya pergelimi yerleştirdim. Bir yarım daire daha çizdim. Peki şimdi ne elde ettik? 4 tane daha kesişme noktası bulduk. İlk dairemizin etrafında. Aslında biz şu anda bu daireyi 6'ya böldük ama kendimizi kontrol etmek için tekrar bu noktalara merkez alarak daire çizersek kendimizi kontrol etmiş oluruz. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü daireyi 6'ya bölmek çok önemli ilk bölüm. İlk kısımda daireyi tam 6'ya bölemezsiniz. Sonucunuz güzel olmaz. Şimdi üçüncü noktama yerleştirdim. Şimdi dördüncüye. Bakın farkındaysanız daireyi çizerken hem bu noktadan hem merkezden hem de şu yukarıdaki sağ üst köşedeki noktadan geçirdim ben bunu. Şimdi pergelimi kenara kaldırdım. Karşılıklı bu noktaları birleştirirsem merkezden geçecek şekilde bu daireyi 6'ya bölmüş olurum. Kalemimi yerleştiriyorum. Cetveli öyle hareket ettiriyorum. Gözümle önce buraya sonra buraya bakıyorum. 3 nokta birbirine oturduysa kalemimi kağıda dik şekilde tutarak doğrumu çiziyorum. Şimdi bakın. Burada 60 dereceyi bulmuş oldum ben. Bu dairenin çapı 360 derece. Şu anda 6 tane dilim var. Yani her bir dilim şu anda 60 derece. Peki ben bunu 12'ye nasıl bölebilirim? Burada görmüş olduğunuz 6 tane kesişme noktasını tam ortasını bularak yani açı ortaylarını bulacağım ben buradaki bu 60 derecenin açı ortayını bulursam 12'ye bölmüş olurum. Onu da şöyle şu şekilde yapıyoruz. Bu noktalardan birine yerleştirdim merkez olacak şekilde. Böyle göz kararı açtım ben pergelimi. Burada kesişen yaylar bulacağım. Bu iki noktanın ortasında kesişen yayları pergelimin ölçüsünü bozmadan bulursam açı ortayını bulmuş oluyorum. Diğer noktalarda da aynı hareketi yapıyorum. Şimdi burayı nasıl yapabilirim? Burada kağıdın sonuna kadar gelmiştim. Biraz daha küçültürüm. Şu şekilde. Bakın. Ne oldu? Kavuşmadı. Hemen burayı siliyorum. Özellikle hata yapıyorum ki hani siz de bu şekilde çalışırsınız diye biraz daha küçülttüm. Evet, kavuştu. Burada da aynı hareketi yapıyorum. Pergelimi hep tepeden, yukarıdan tutuyorum farkındaysanız burada. Şimdi bulduğum diğer kesişme noktalarını
Karşılıklı çizersem merkezden geçecek şekilde doğrularını çizersem bu daireyi tam 12'ye bölmüş oluyorum. Ben şu anda video çekiliyor diye kağıdımı oynatamıyorum. Ama siz kendi gözünüze göre onu ayarlayıp kağıdı oynatarak bu doğruları çizebilirsiniz. Şimdi ne oldu? Daire üzerinde 6 adet daha nokta buldum. Bakın kesişme noktası. Yani bu dilim 60 derece idi. Bu dilim ne oldu? 30 derece oldu. 30 derecelik toplam 12 adet kesişme noktası buldum. Yani bu büyük dairemi 12'ye bölmüş oldum. Bu daireyi ben 24'e bölerek çalışmak istiyorum. Buradaki bütün gördüğünüz kesişme noktalarını açıortaylarını alıyorum. Bakın yerleştirdim. Pergelimi göz kararı açtım. Buldum. Bunu da buldum. Bu şekilde pergel hakimiyetini de sağlamış olursunuz. Şimdi geldim. Burada daha küçük biliyorsunuz burası. Pergemi biraz küçülttüm boyunu. Olmadı. Demek ki biraz daha küçültmenim. Bunu silerken lütfen bu daireyi bozmamaya çalışın. Biraz daha küçülteyim. Evet, şimdi oldu. Böyle bir şablon hazırlarsanız diğer desenleri çalışırken de çok rahatlıkla bu şablonu kullanabilirsiniz. Nasıl kullanacağınızı da birazdan anlatacağım size. Bakın burada bir yay çizmişim. Kesişme noktasını bulamamışım. Ne yapmalıyım? Bunu silmeliyim. Neden siliyorum? Çünkü yeni yaylar oluşturduğum zaman o benim gözüme yanlış sonuçlar verebilir. Bakın bu yeni bir yay buldum. Bu şekilde. Şimdi dairenin dışında bulduğum bu 12 tane noktayı karşılıklı merkezden geçecek şekilde birleştireceğim. Burada da yapmamışım. Tek yay bırakmışım. Sildim ve yeniden oraya bir yay çizeceğim. Neden siliyorum? Çünkü pergelimin ölçüsü bozuluyor yeniden açtığım zaman. Aynı ölçüyü yakalamak çok zor. Şimdi 12 tane daha nokta buldum. Bu sefer merkeze yerleştiriyorum. Çünkü gittikçe daha küçülüyor. Yanlış yapmak istemiyorum. Merkeze yerleştirip diğer iki noktayı gözümle bakıyorum. Cetvelimi yerleştiriyorum. Bakın bu şekilde. Merkeze yerleştirdim kalemimi. İki noktayı gördüm. Kesişti mi? Kesişti. Bu iki noktayı gördüm. Tabii siz defterinizi çevirerek yapacağınız için daha rahat çalışacaksınız. Ben sadece görmeye çalışıyorum şu anda. Evet. Bir tane kaldı. Bütün hepsinin açıortaylarını buldum şu anda.
Evet, ne oldu? 12 tane daha kesişme noktası buldum. Hemen işaretleyelim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Resim defterimize bir tane böyle şablon hazırlarsanız dikkatli bir biçimde her zaman bunu kullanabiliriz. Şimdi ne oldu? 15 dereceye düştü, değil mi? Dairenin çapı 360 dereceydi. Buradaki dilimler 15 dereceye düştü. Yani burası, burada 24 adet kesişme noktası var. Hemen yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Evet, şimdi eskiz kağıdımı aldım. Eskiz kağıdımı tam ortalayarak yerleştireceğim buraya. Onun için de şöyle bir ölçü bakalım. Eskiz kağıtları genelde 21 santim oluyor. Şöyle 10,5. 10,5 da buradan yapalım. Evet. Bu şekilde eskiz kağıdımı buraya yerleştiriyorum. Gördünüz. Şimdi bu çalışmayı nasıl yaptım? Ben bu çalışmayı yapmadan önce bir eskiz kağıdı daha kullandım ama size bunun üzerinde anlatacağım. Siz ikinci bir eskiz kağıdı kullanabilirsiniz. Bunu bir yarı çap bulacağım önce. Merkezin burası. Bir yarı çap bulacağım. Yarı çapım 4,5 santimetre olsun. Bakın şu şekilde yerleştirdim. Cetvelimi aldım. Dört buçuk santimetre. Bir daire çiziyorum. Hafif çizeyim bunu. Siz hafif çizin de ben biraz belirginleştireyim mecburen. Şimdi bu daireyi neden çizdim? Bu daire ile buradan geçen doğruların kesişme noktaları çok önemli. Yani şu noktaları kullanacağım. Bakın burada. ...24 tane nokta var burada. Merkezlerim burası. Pergelimin yeni merkezi burası olacak. Ben göz kararı bir ölçü belirledim. Dedim ki şuraya yazayım. Birinci yarı çap 4,5 santimetre. Şimdi bana bir yarı çap daha lazım. İkinci yarı çapım ne olsun? İkinci yarı çapımda olsun 6 santimetre olsun. Yani şuradan bir 6 santimetre bulup bir küçük işaret bırakırsam pergelimin ölçüsünü de hesaplamış olurum. Altı santim. Burayı silelim şimdi. Şimdi pergelimi ne yaptım? 6 santimetrelik mesafeyle açtım. Şimdi ne yapıyorum? Bakın birinci noktadan başlayacağım. Bir burası. Merkez burası. Pergelimi yerleştiriyorum. Bir daire çiziyorum. Ben biraz belirginleştiriyorum. İkinci noktaya yerleştiriyorum. Bakın hiç pergelimin ayağıyla oynamıyorum. Çünkü ölçüsü bozulur. 2
Buraya geldim. Bu 3. Bu 4. Şimdi burada bir kurşun kalem izleri oldu. Şu şekilde parfümerilerde satılan böyle fırçalar var. Sadece bu iş için bir tane edinirseniz böyle üzerini rahatça temizleyebilirsiniz. Devam edelim. Neredesin? Bak sen gittin. Gözde de beni bıraktı gitti. Şimdi ben sonuna kadar gelmek zorundayım. Zeynep'im. Canım Zeynep'im. Bitti. Evet. Sevgili arkadaşlarım. Bitirdik. Bakın. Gördünüz mü? Ben bir önce biraz daha küçüğünü çalışmıştım. Bunun yarı çapı 3,2 santimetre, ikinci yarı çapı da 4,2 santimetreydi. Bunu yarı çapı 4,5 santimetre, ikinci yarı çapı da 6 santimetre. Bu şekilde istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Şimdi müsaadenizle videoyu kapatayım.